Jakarta'da yapılan bir Türk koleji. Henüz inşaat halinde. Tamamlandığında büyük bir kompleks olacak ve 1000'in üzerinde öğrenci eğitim ve öğrenim görmeye başlayacak. Türk Koleji öğretmen ve idarecileri yeni yapılan kolejin inşaatını günü gününe takip ediyor. Projeler bir bir hayata geçiriliyor. Bina yaptıran Endonezyalı bir iş adamı Edfian Bey. Bu kolejlerin eğitimine duyduğu güvenden dolayı bu binayı Türklere vermiş. Kolejin adı Karisma Banksa. Biz zaten daha önceden, yani Türklerle tanışmadan önce bir okul yapmayı planlıyorduk. Ancak Türklerle tanıştıktan sonra onların gerçekten bu işin ehli olduğuna karar verdik. Ve bu benim çok ilgimi çekti. Çünkü buradaki ve Türkiye'deki Türk arkadaşlar bu işi inanarak ve ciddi bir şekilde yapıyorlardı. Ve en güzel tarafı da bu işi hiçbir beklentileri olmadan yapıyorlardı. Biz bunu gördük ve sizler gibi bu işe gönül vererek en hızlı şekilde bu okulu açmaya karar verdik. Bu sistemle yetişen nesiller güzel ahlaklı ve vizyonu olan nesiller olacaklardır. Böylece yetişen bu nesiller kendileri gibi ahlaklı, ileri seviyede ve vizyonu olan tam bir ülke inşa edeceklerdir. Ancak ve ancak güzel eğitimli insanlar güzel bir ülke inşa edebilirler. Yanımızda Türk Kolejleri'nin genel müdürü Demir Timurtaş Beyefendi var. Farklı farklı şehirlerde Türk Kolejleri burada var Demir Bey. Maşallah hızla ilerliyorsunuz. Yeni yeni kolejler açıyorsunuz. Nedir kolej sayınız ve öğrenci sayınız? Öncelikle biz burada Endonezya Eğitim Bakanlığı'yla resmi anlaşmayla buradayız. Yani onların tanıdığı özel bir statüde eğitim öğretim veriyoruz. Okullarımız da bu çerçevede Türk-Endonez dostluğuyla, ortaklığıyla eğitim öğretime devam ediyor. Jakarta'da, Depok'ta bir okulumuz, bir kolejimiz var. İlkokul, ortaokul, lise şeklinde. Bütün okullarımız bizim böyle. Bandung şehrinde bir okulumuz var. Semarang şehrinde bu sene eğitim öğretimi başlayan Aceh'de bir okulumuz var. Beşinci okulumuz da önümüzdeki sene eğitim öğretime başlayacak. Halkın bakışı nasıl size? İlgi nasıl? Öğrenci öğretmen ilişkileri, öğrenci veli ilişkileri okulunuzda nasıl? Ve kabullenme nasıl bu ülkede? Bu ülkede bize karşı çok ciddi bir teveccüh var. Yani bize açılmayan hiçbir kapı yok gibi. Ben şunu bir örnek vereyim. Aceh'deki yapacak okulla ilgili Seragen'de bir vali halkından topladığı paralarla, himmet olarak topladığı paraları ben getirip size karşılıksız vereyim, siz bu okulun inşaatına devam edin şeklinde. Dışarıdan gelmiş insanlara, yerli, Endonezyalı bir insan, bir vali halkından topladığı paraları getirip teslim ediyor. Bir bu yönü var. İkinci yönünde de buradaki insanlar, biz kendimiz burada okullar yapmış değiliz. Yani buradaki halktan insanlar okullar yapıyorlar, dev dev kompleksler yapıyorlar. Buyurun siz bu okulları işlettirin diye bize teslim ediyorlar. O manada çok ciddi bir teveccüh var. Ben buralara çocuklarını göndererek büyük fedakarlıklar yapan ailelere sesleniyorum. Bu yardımlarınıza ve hizmetlerinize devam edin. Buradaki çocuklara da eğitim aşılayın. Benim 3 tane çocuğum var. Ve üçü de bu Türk okullarında okudular. En küçük çocuğumu ilkokuldan itibaren bu okullarda okuttum. Ve inşallah bundan sonra üniversitede dahil Türk okullarında okutacağım. Türkiye'deki Türk seyircilerimize de benden selam söyleyin. Endonezya Meclis Başkanı Türk Koleji idarecileriyle sık sık görüşüyor ve fikir alışverişinde bulunuyor. İşte yine böyle bir an. Yer Meclis Başkanı'nın kendi odası. Meclis Başkanı Nur Muhammed Vahit, misafirlerini ağırlamaktan dolayı çok memnun. Vahit onlarla özel olarak ilgileniyor ve çalışmalarını tebrik ediyor. Samimi bir havada geçen görüşmede, Türkiye-Endonezya ilişkilerinde bu okulların önemini vurguluyor. 250 milyonluk Endonezya'nın Meclis Başkanı Nur Muhammed Vahit. Sizlerle tanışalı çok uzun bir zaman olmadı ama inanın ben de çok etkilendim çalışmalarınızdan. Onlara baktığımızda iyi ve kaliteli bir iş yaptıklarını görüyoruz.
ve bizlerle eğitimle alakalı işbirliği yapma hususunda çok ciddi bir gayretleri var. Biz de bu eğitim sistemini ülkemizde uygularsak çok yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü biz çok açık bir ülkeyiz. Eğer bu birliktelikten doğan okullar başarılı olursa, ki ben buna çok samimi bir şekilde inanıyorum, ülkemin adına çok faydalı olacak. Benim sizlerden istirhamım, bu güzel birlikteliği ve insanlık adına yapılan hizmetleri hep devam ettirin. Eski devlet başkanı Abdurrahman Vahit de keşke bu okulların sayısı daha da artsa diyor. Well, the schools are good and we need them. The only thing that I see. Bu okullar çok iyi ve bizim onlara ihtiyacımız var. Ama şunu üzülerek söylüyorum ki buradaki sayıları çok az. Keşke her bende de bu okullardan olsa. Ben Avustralya'ya gitmiştim. Orada devlet idaresinde görev yapmakta olan Hristiyan ailelerin çocuklarını oradaki Türk okullarına gönderdiklerini gördüm. Onlar Türk okullarının eğitim kalitesi ve ahlak seviyesini tercih ediyorlardı. Bu Avustralya için çok önemli bir şey. Yang menghubungkan persaudaraan antara bangsa Indonesia. Bu okullar aslında Türk milletini Endonezya milletiyle birbirine bağlayan, harcı eğitimle yoğrulmuş altın bir köprüdür. Önemli olanı da Türkiye'de bu insanların hayata geçirdikleri modern ve çağdaş eğitim anlayışının aynısını Endonezya'da da uygulamaya yardım etmeleridir. Ben bunu İstanbul'a geldiğimde gördüm. Sudah mendengar walaupun sedikit ya. Sebagai seorang tokoh Islam, ulama besar. Jakarta'da, Semerang'da, Bandung'da ve diğer illerdeki Türk okullarıyla alakalı yüksek kalitede eğitim verdiklerini sıkça duyuyorum. Türk okullarının varlığı bizim için çok faydalı. Bu nedenle PASIAD veya Türk hükümetiyle ortak çalışma programı uygulamalıyız. Ümit ederiz ki bu okullar burada örnek olur. Böylelikle Endonezya'da Müslüman çocuklar kaliteli okullarda okur, diğer Hristiyan okullara veya Singapur, Avustralya gibi ülkelere gitme gereği duymazlar. Türk okullarını birkaç kez ziyaret etme imkanını buldum. Çok tabii memnun oldum böyle bir şeyi gözümle görmekten. Gurur duydum gerçekten. Bu okulların tabii ki artmasını ve öğrenci sayısının da artmasını çok arzu ederim. Hem Endonezyalı çocuklara çok iyi bir düzeyde bir eğitim veriliyor. Onun yanı sıra Türk kültürü tanıtılıyor, Türk dili öğretiliyor. Bu da ayrıca gurur verici.